Merhaba sevgili aslanlar, bugün sizin için kahve falı ve tarot falı bakacağız. Güzel enerjiler hissediyorum. Öncelikle tütsümüzü yakalım. Dilerim hayat hepinize şans, başarı ve kısmet getirir. Hemen açalım bakalım kahve falınızda neler var? Öncelikle sevgili aslanlar, gerçekten kahve falınız çok yüksek enerjili. Siz de öyle yüksek enerjili bir döneme gireceksiniz diyebilirim. Yani yüksek voltaj, dikkat, cazibe var. Böyle gerçekten de yani o ışıl ışıl parlayacağınız, kendinizi hissettireceğiniz bir döneme de gireceksiniz diyebilirim. Beğenileceksiniz. Etkileyici, yani böyle etkileyiciliğiniz çok fazlasıyla artacak diyebilirim. Burada baktığımda bir şövalye olduğunu görüyorum. Böyle bir at üzerinde, yani kervanlar gider ama burada böyle şahlanmış ve arkasına bir pelerini almış olarak gözüküyor. Yani böyle rüzgarda gerçekten ese ese gidiyor. Baktığımda biraz böyle erkek, lider, önder havası olduğunu görüyorum. Kendisi bir yönetici olabilir. Aslan burçları zaten böyle hani çok iyi lider olur, yönetici olur, organizatör olur. Aynı öyle bir havada çıkmış yani. Bu adamın böyle kazanmak isteyip de kazanamayacağı hiçbir şey yok. Çünkü kral ruhlu ve şöyle yapıyor yani. Biraz gösterişli yapıyor. Bakın diyor, ben bunu elde ettim yani. Hatta ben bunu yaptım, siz de yapabilirsiniz. Başkalarına da böyle bir ön ayak olma gibi bir durum görüyorum. Ve arkasında uzanan pelerin böyle çok ateş gibi turuncu, zaten Aslan burcunun o ateş elementini iyi yansıtır nitelikte çıkmış. Elinde tuttuğu, gösterdiği pelerin ise sanki onun böyle daha minyatür boyutu gibi. Bunun anlamı da hani çok büyük işler başarmasına rağmen biraz mütevazi bunu yansıttığını görüyorum. Ve dediğim gibi yani ben yaptım, siz de yapabilirsiniz der gibi. Bunu güzel bir aktarımı, güzel bir yansıtışı olacak mutlaka kendisinin diyebilirim. Yaka var sevgili arkadaşlar, yani özellikle böyle biraz daha sizin doğum gününüze yaklaştığınızda, mesela Temmuz gibi, Ağustos gibi, yaz güneşi gibi parlayacaksınız diyebilirim. Yaka birleşmeyi gösterir. Yani bir araya gelmek istediğiniz insanlar varsa, hani iki yakanın birleşmesi gibi, o bir alanda, siz bir alanda olmuş olabilirsiniz ama yan yana geliyorsunuz. Aynı zamanda burada verilecek böyle kokteyller, davetler çıkmış. Yeni ortamda yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Bu durumda size gayet iyi gelecek diyebilirim. Böyle çok şık bir masa çıkmış. Altın tepside sunulan kadehler var ve bakıyorsunuz. Yani o an gerçekten oraya gitmeniz kaderin cilvesi, içinizden geliyor, gidiyorsunuz. Kalple böyle uçuşan küçük bir balon size geliyor. Bu da bu tür davetleri kırmayın der. Çünkü gerçekten orada kendinizi böyle çok iyi hissedeceğiniz, böyle göz teması olabilir, ani aşklar, yıldırım aşkları olabilir. Bunların mutlaka hazırlıklı olun derim. Başka bir alanda da yani insan ortamı çıkmış böyle. Yani üçlü böyle bir, her biri ayrı ayrı yörüngede ama birbirleriyle bağlantılı olan insanlar olduğunu görüyorum. Yüzler gülüyor, yani yüzler çok böyle asık değil. İlk başta mesela ilk insanın aklında bir Aladdin'in sihirli lambası gibi bir figür var. Şimdi bu insan biraz böyle geleceği öngörebilen bir insan olabilir. İkinci insan daha böyle şey, kararlı, biraz kendisini ifade etme konusunda net, böyle fevri biraz. Üçüncü insan ise biraz daha böyle yumuşak huylu, yani o da
Hayatta belli başarılar edinmiş birisi olarak gözüküyor. Çünkü bir yol figürü var. Şimdi yol figürü de onun böyle hani hayatla ilgili bir şeyleri yapmak istediği zaman gerçekten oldurabildiğini gösteriyor. Şimdi bunların üçünün bir araya gelmesi böyle süper bir kontak yaratmış, süper bir voltaj yaratmış diyebilirim. Çünkü yani birincinin mesela dilekleri, yine o mistik havası, ikinci kişinin kararlılığı ve üçüncü kişinin de böyle ara buluşucu yanı mesela. Onların gerçekten üçünün güzel bir kademede buluşup birbirleriyle böyle dostane paylaşımları olacağını gösterir. İşbirlikleri olabilir. Ama mutlaka güzel, samimi bir ortam yaratılıyor diyebilirim. Aranızda iki kadın bir erkek olabilir, yani böyle bir durum söz konusu olabilir. Siz arkadaşlarınız başka bir insanla yine tanıştırabilirler. Burada baktığımda böyle kuşa benzer ama biraz hani böyle nasıl desem dişil bir kuş enerjisi olan bir insan. Şimdi aslında bu bir böyle hani bir kadını temsil ediyor baktığımda. Elinde oltaya benzer bir durum görüyorum. Hemen karşısında da ona yaklaşmakta olan bir kısmeti var. Bu kısmetin sonunda böyle bir erkek bir adam figürü var. Esmer birisi olarak çıkmış böyle. Aralarında bir irtibat olduğunu görüyorum. Sanki soru işareti var ama sonra bir düzeliyor ve bu adamın aklında bir merdiven var. Yani biraz böyle nasıl desem matematiksel işlerle ilgileniyor olabilir, mühendis olabilir. Elinden de her iş gelen bir insan ama onu ancak siz parlatıyor olarak gözüküyorsunuz. Bir aslan burcu olarak siz, çünkü hani onunla böyle temeli sağlam durumlar istiyor olarak çıkmışsınız. Çünkü aranızda bir ağaç figürü var. Bu arada bunu yakalıyorsunuz. Yani böyle gerçekten de hani o oltaya bir balık geliyor ve siz bu duruma çok seviniyorsunuz. Çünkü bunun zaten karşılığında da onunla böyle beklediğiniz bir takım durumları, iletişim alışverişini kurma gibi bir durum söz konusu olabilir. Yani siz aslında ona biraz böyle kendinizi kanıtlama gereği duymadan sürpriz bir şekilde kazanacaksınız. Bunu şansı yakalıyorsunuz ve elinizde hayatla ilgili o kadar güzel bir şey tutuyorsunuz ki karşınızdaki insan gerçekten sizden etkileniyor. Yani ben ondan başkasıyla olamam ya da sadece bana o gerek diye düşünüyor. Burada böyle güzel bir durum olacağını görüyorum. Kendinizi kanıtlayacak ve ispatlayacaksınız sevgili aslanlar. Kahve tabağınız da oldukça güzel. İki tane boşluk. Yine aralarında böyle belirmiş bir ağaç. Burada sanki hayatınızı denetleyen, gözleyen bir göz olduğunu görüyorum. Yani aslında göz değil, böyle bir güç, kuvvet, ilahi takdir olarak çıkmış. Yani sizin için hayatınızda böyle olması gereken devinimler var ve kader de burada sizi dürtüklüyor. Yani böyle bir İlerletme enerjisi hissettim hayatla alakalı. Kendinizi gerçekten de adım atmış, yol almış, temeli sağlam kurmak istediğiniz o durumları kurmuş ve aşamalarda da gerçekten keyif almış olarak gözüküyorsunuz. Hemen tarot falınıza geçelim bakalım, tarot falınızda sizin için neler var? Bu arada benim de burcum aslan olduğu için tabii biraz ben de heyecanlı bir şekilde baktım. Çıkan haberler benim de hoşuma gitti. Açık söylemek gerekirse. Şimdi hemen tarot falınıza geçelim. Adalet kartı, kupa dokuzusu ve
Kılıç dörtlüsü kartları gelmiş şimdi burada. Ya keyfinizin yerinde olacağını söyleyebilirim. Hayatla ilgili tutturmak istediğiniz durumlar böyle nokta atışı bir şekilde. Bir yanda dinlenmiş bir ses, bir yandan da mesela adaletin kılıcı böyle biraz keskindir ya. Sanki yakalamış uzlaşılarla birlikte burada sahip olduklarınızın önünde mutlu bir şekilde, keyifli bir şekilde durduğunuzu görüyorum. Zaten Aslan Burcu demek, 5. ev demek, hayatın tadını çıkarmak demek, soyluluk demek, asillik demek. Aslan Burcu'nun burada kendisi için gerçekten güzel yaz ayları, güzel bir 3 ay, tabii devamında gelecek şekilde yaşantısal durumları olacağını söyleyebilirim. Geldiğiniz, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.